konuşalım, ne konuşalım? Kabataş devrimi konuşalım inşallah. Çünkü neden? Evrimcilerin gerçekten kullandığı bir konu ve bizim hepimizin bildiği gibi ilkokul çağından beri arkada bir pano olur. Panoda da insanlar güya taş devri, cilal taş devri falan bu şekilde bir gelişme gösterdiği iddia edilir. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite yani bunu hep okutulur bize. Fakat bu gerçek değil. Neden gerçek değil? Tarihe bakıyoruz. Kalıntılara bakıyoruz. İnsanların normal gerçekten medeni, ne bileyim masalarda oturan, misafirliğe giden ki bulunan malzemelerden bunları anlıyoruz. Sanat zevki olan, müzik zevki olan, dikiş yapabilen, beyin ameliyatı yapabilen normal medeniyetler olduğunu görüyoruz. Hatta uçak kullanabilen. Neden? Çünkü uçak resimleri var Mısır döneminden kalma. Onları da daha sonra gösterebilirim. Dolayısıyla bu insanlığın işte belli bir medeniyetten, ilkel insan modundan daha sonra ilerleyerek gelişmiş insana, medenileşmiş insana doğru ilerlediği iddiası kesinlikle doğru değil. Bir kere bunu biz evet öğrendik ama doğru değil. Bunu tekrar tekrar gündeme getirmemiz gerekiyor. Şimdi bakın bununla ilgili elimizde bulgular var. Milattan önce 7000, milattan önce 12000 yıl önceden kalma bulgular. Bakın mesela bir kolye göstermek istiyorum ben. Bu kolye gördüğünüz gibi yaklaşık milattan önce 8000-7000 yıllarına ait. Neolitik dönem olarak adlandırıyorlar o bilim adamları. Ama gördüğümüz gibi normal boncuklar dizilmiş, belli bir sanat zevki olan, yani insanın aklı var, sanat zevki var ve kıyafet zevki var demek ki ve onu takıyor. Gerçekten hani böyle yarı maymun yarı insan değil. Normal bir insan. Bakın ikinci resmimize bakabilirsek gördüğünüz gibi burada da masa modelleri, kaşık, demek ki bir mutfak malzemeleri var. Tencere gibi gördüğünüz gibi normal kullanılabilen ev malzemeleri, mutfak malzemeleri. Ki bu da gösteriyor ki bu insanlar yemek yapmayı bilen, normal karşılıklı sofralarda oturan, yemek adabını bilen normal insanlar. Bakın diğer resimleri gösterelim. Bu da 12.000 yıllık boncuklar. Boncukların delinme şekli çok önemli. Düzgün delinmişler. Demek ki onları delebilecek bir malzemesi var. 12.000 yıllık. Yani taşı taşla delemezsiniz. Taşı taşla delemezsiniz. Taşı taşla şekil veremezsiniz. Bu önemli bir şey. Evet. Neden önemli? Çünkü o dönemde ilkel olmadıklarını kanıtlıyor dediğin gibi. Metali biliyor olmaları gerekiyor. Metal alaşımın başka alaşımlarla birlikte kullanılmasını biliyor anlamına geliyor ki bakın düğmelerden de bunu anlıyoruz. 12.000 yıllık düğme var. Bu da çok düzgün delinmiş. Bu gördüğümüz tığ ve iğne. Bu da 10.000 yıllık. Bu ne anlama geliyor? Demek ki dikiş yapmayı biliyorlar, dokumacılığı biliyorlar. Yani ellerinde bununla ilgili kimya bilgisi de olması gerekiyor. Çünkü kıyafetleri renklendirdiklerini de anlıyoruz biz başka bilgilerden. Bakın 12.000 yıllık bakır tığ bu da. Bakır tığ. Bu bir cevher bilgisine sahip olduklarını bize gösteriyor. Çünkü bakırı kayanın içerisinden bulup onu işlemeleri gerekiyor. Ve işleyip de bu şekilde şekillendirip tığ haline getirip kıyafetlerde kullanıyorlar. Yani son derece biz normal medeni insanlardan bahsediyoruz. Bizim gibi şu an tamam bizim kıyaslayalım mesela. Bizim bilgisayarlarımız var, burada oturuyoruz. Herkesin evinde artık televizyonu var, arabası var. Yani teknoloji çok ileride gerçekten. Ama Papua Yeni Gine'de bir yerde, mesela resmi vardı, onu gösterebilirsek. Çok farklı kıyafetleri olan, bilgisayar nedir bilmeyen. Bakın gördüğünüz gibi böyle kabileler var ki daha önce de anlatmıştı arkadaşlarım bu konuda. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde giyiniyorlar. Bunlar günümüzde yaşayan insanlar. Tabii ki akılları bizim gibi çalışıyor. Yani herhangi bir akıllarında da bir ilkellik yok. Fakat medenileşme aşamasında daha gerideler şu anda. Tabii yani farklı gelenekleri, var. Ama bu demek değil ki ilkel insandan gelişmiş insana doğru bir yaşam var. Normal akıllı, şuurlu, ruh sahibi insanlar. Yaşatım mesela aborjinlerin de bir kısmı bu şekilde yaşarlar. Evet. Fakat o aborjin topluluklarından ayrılıp şu anda dünya ünlü profesörler var. Yani o topluluktan ayrılmış, gerekli eğitimi almış ve profesörlük yapıyor şu anda. Ve fikrine danışılan tabii bir ki insan olmuş. Yani zeka ve akıl manasında evet, geri kaldıklarının bir delili değil bu. Evet. Sadece tercih ettikleri bir yaşam şekli. Tabii ki. Dolayısıyla o dönemde de bu şekilde bir kalıntılar bulunuyor olması onların ilkel olduğu anlamına gelmez. Normal, bakın size söylüyorum, tıp bilgisine sahip, çok şuurlu ve akıllı, gerçekten bilimsel bilgiye de sahip olmaları gerekiyor. Herhalde o dönemin bilim adamları vardı diyebiliriz. Neden? Çok iyi bir şekilde delinmiş, beyin ameliyatı yapılmış kafa tasları var. Milattan önce 10.000 yıllarına ait. Dolayısıyla ameliyat bilgisine doktor, herhangi bir doktordan bahsediyoruz. Yani bu tıp bilgisine sahipler ve son derece akıllılar.
Dolayısıyla insanların az gelişmişten çok gelişmişe doğru falan böyle tarihin evrimi olarak adlandırdıkları bir dönemden geçmediklerini bu delillerden çok net bir şekilde anlamış oluyoruz. Evet.